6 aydır burada değildik. Bizi Erasmus'la Yozgat Bozok Üniversitesi'ne giden ilik gibi, süt gibi, kütür kütür Letonyalı bir kız gibi düşünün. Evet, belki memleketimizdeki gibi mini etek giyip savura savura gezemedik. Cicitlerimiz ortada fıldır fıldır dolaşamadık. Boyfriendlerimizle mahallenin ortasında tuhaf tuhaf öpüşemedik. Geceleri sarhoş olup ver. Yansın edemedik. Abisi ne yapıyorsun sen? Örneğe sen kendini fazla kaptırıyorsun. Yapma onu. Örnek oğlum bu faraza. Neyse, şöyle devam edelim. Sizin bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Allah sizin belansınız. Teşekkürler Cemil'i cümlemizi. Başka sorun olan var mı? Adaptasyon problemi yaşıyorum. Üç büyüklerden Anadolu'ya satılmış, ondan sonra da geri gelmiş futbolcu gibiyim. Ay Burak Yılmaz'a dönüştüm resmen. Bre kendimi, yerlerden yerlere atası var. Tamam ulan uzatma. Halledeceğiz problemlerinizi. Tek tek anlatın çözeceğiz. Misal giderken benim 2,5'luk kolamın kapağı açık kalmış ve bütün gazı kaçmış. Bunun hesabını kim verebilir ki ha? Sana 2,5'luk kola alacağım. Hayır, mesele o değil zaten Ali abiciğim. Ben o kolayla yıkandım baştan ayağa. Burada asıl mesele beni mağdur etmiş olmanız. Çekil lan! Bu da problem mi? Divriğde doğum yaptım. Doğum fotoğrafçısı diye getirdikleri adam çocuğun vesikalık fotoğraflarını çekmiş. Buyurun. Böyle doğum hatırası olabilir mi? Ehliyete mi başvuracak bu çocuk? Gülme kız. Büyük dağın dumanı da büyük olur derler. Derdimi anlatayım da dinleyin ha dostlar. Cep telefonumu burada unutmuşum. Döndüm de bir de ne göreyim. Çalmışlar mı lan? 6 aydır bir Allah'ın kulu bile aramamış. Şarjı bile ilk günkü gibi duruyor. Hayır şarjı niye bitmedi ben onu anlamadım. Lan oğlum Bulgaristan'dan cevapsız çağrı bile gelmedi mi? Onların hepsine geri döndüydüm ben zaten abi. Malımı mülkümü yediler acıyorlar artık aramıyorlar. Evet kartalın da sapık. Özel hayatını duyduğumuza göre devam edelim. Aramızda gerçekten bir sorunu olan var mı? Var. Buyur kardeş. Benim karımı hamile bırakmışlar. Senin haberin olmadan. Ya üstelik bir de bunu öz bacanağım yapmış. Yengem kaynımla kaçmış, kaynanayı da pavyona satmışlar. Kardeş sen ne anlıyorsun? Sen kimsin ya? Bu kim lan? Burası beni affet 1554. bölüm değil mi? Arkadaşım sen yanlış yere gelmişsin ya. Komedi yapıyoruz biz. Şu tiplere bir baksana. Dram karakterlerine benziyor mu ya? Gel artık yürü lan! Ciğerimiz doldu lan ağlamaktan! Peki benim sorunum ne olacak rezervuar köpekleri? Hı? İstanbul kartımdaki bütün para yanmış. Ya Hilmi Allah aşkına nedir ya? Veririz kaç para? 2,5. 2,5 ne? 2,5. $1,000,000. Oh no. O zaman biz bu ihaleden çekiliyoruz. İhalede kalan diğer arkadaşlara başarılar. Yürüyün lan kaçın. 2,5 ne ya? Ya Hilmi abi. Ne Hilmi abi? He? Ne Hilmi abi? Ya abi senin niye İstanbul kartın var? Daha da önemlisi içinde niye $2,500,000 var ya? Canım bazen boğazda yemek yemek istiyor. Marmara'yı kapatıp boğazın ortasında yemek yiyor. Büyük Hilmi fakirler gibi boğaz kenarında yemek yemez. Anlaşılan mahallemizin derdi büyük. Ama olsun. Bunun da sesinden geleceğiz. Biz öyle bir mahalleyiz ki... Leş kargalarından ibaret bir mahalle. Ne kadar necaset hayvan varsa bu mahallede toplanmış. Kan emici vampir bunlar. Özellikle o Metin Lali yok mu? Varız. Bütün problemlerinizi çözmeye varız. Şeker gibi adamlarız biz ya. Yeter ki biz el ele verelim ve... Petrolümün canına koyalım. Kafalarındaki bu. Ama izin vermeyeceğim abi. Göndereceğim onları bu mahalleden. Bana yalvarıp diyecekler ki... Seni seviyorum. Beni? Seni seviyorum. Beni seviyor musun? Seni de seviyorum. Beni sevmiyor musun ya? Mahallemi seviyorum. Sarı köpek. Biz birlik olduktan sonra karşımızda kim durabilir ki? Fatih Terim. Ne demiş Fatih Terim? Saldırı en iyi saldırıdır. Kabus olup üzerlerine çökeceğim bunların abi. Aynı. Her gece rüyalarımdaki gibi. Hiç değişmemiş. Her gece rüyanda müzikali mi görüyordun? Sonuçta Okçu Kartal efsanesinin başladığı yer burası Feyza. Benim için değerli. Orkçu ne be? He. Ork çalıyor mu ya? Orkçu işte. Oğlum gitar çalana gitarist deniyor. Orgis falan desen ona. Kanun çalana da kanuni deniyor. Ama orkta önermiyor mu? Ayıp çünkü. Birader dükkan burası. Gidin başka yerde iyi işin. Hayır yani. Ne diyorsun lan sen? Oğlum nadir değil mi lan bu Türkiye şampiyonu? Sus lan sus çok benziyor. Yapmayın, etmeyin komşular.
ne güzel bir kadın için kavga eden şu iki ay parçasını ayırın. Bir kadın için değil mi? Adet olsun güzellik. Başıma sadece dert açtı. Zeki, ne oluyor? Hakan taşıyor. Ay, ne de bensin. Deniz, bütün bunlar hep numara mıydı? Bana sürpriz mi hazırladın? Diyet yapayım diye Hakan taşıyan mı ısmarlıyor bana? Bayağı Hakan taşıyan lan bu. Bayağı. Güz gülleri gibi adam. Sakın üstüne çok gitmeyin ha. Hiç bahar yaşamamış. Siz kimsiniz? Hakan Bey, biz buranın çalışanlarıyız. Allah Allah. 6 ay önce devraldık dükkanı. Bir yanlışlık olmasın. Bizim çalışanlarımız var. E biz şimdi işsiz mi kaldık? Dünyanın en güzel manzarası değil mi? Tabii canım. Ya Kız Kulesi'ni fakir fukara seyretsin. Zenginin en güzel manzarası parasıdır. Yalnız senin dediğin gibi ise bu müptezel mucitler bize yedirtmezler bu parayı be yavrum. Sen hiç merak etme abi. Biz de az adam değiliz. Ben her şeyi planladım. 2 aydır ilmek ilmek dokuduğum, her ayrıntısını ince ince hesapladığım bir planım var. Muhteşem bir plan. Neymiş? Amirim, bu ikisi burada full time karı satıyor. Satmak derken buluşma sözü verip buluşmamak gibi mi? Onun için polis gelmez herhalde mi? Susun lan! Hakkınızda ciddi bir şikayet var. Öyle kötü esprilerle kurtulamazsınız. Sezai, şahidin var mı senin? Var amirim. Bizzat kendim şahidim. Ben de bir kez bu şer yuvasında bulunmak zorunda kaldım. Deneme amaçlı. Cinnah! Öyle değil. Neyini anlamıyorsun? Önce keçiyi sağıyorsun, sonra oradan aldığın sütle ne yapıyordun? Gözlemci teyzeden gözleme alıyorum. Sizin role pilengizin Allah belasını versin. Teyze sus, role gir. Sonra gözlemeci teyzeden patatesli gözleme istiyorsun. O da patatesli gözleme kalmadı, peynirini vereyim mi diyor. Sonra? Sonra elinde gözleme Street Fighter oynamaya gidiyorsun. Oyunu Dalsın'la bitirmek istiyorsun ama o sırada jeton bitiyor. Sonra gelip benden jeton alıyorsun. Şimdi tak maskemi de başlayalım. Neydi benim adım? Metin Özdemir. Güzel. Artık role playing başlasın. Evet amirim, bu gizli bölmede doğrudan sıcak satış yapıyor bu iki muhabbet tellallalı. Ne bölmesiymiş burası böyle? Açın bakayım şurayı. İçeriz varla amirim, bizim açmaktan yana bir sıkıntımız yok yani. Yalnız şu papazı koyayım. Amirim bak, Silikon Vadisi bir karnıcı iki. Baştan söyleyeyim bak, çok etkileneceksiniz yani. Buyurun. Bu ne lan? Allah belanızı versin vicdansızlar. Aşna fişne yapacağım diye unuttunuz beni buralarda. 20 gündür gözlemeyle besleniyor. Teyzeciğim, patatesli kaldım. Tüh! Boyunuz posunuz değilsin inşallah. Amirim, yanlış anlaşılma olmasın. Bir yanlış anlaşılma var. Biz dünyaya barış ve mutluluk getirmek için borla çalışan, motor yapan mucitleriz. Burası bizim gizli bölmemiz. Divri'den daha yeni geldik yani. Amirim, siz söyleyin Allah aşkına, şu ikisinde mucit tipi mi var, pezevenk tipi mi var? Tutuklayın. Bir yanlış... Amirim, vallahi bir yanlışlık var. Sezai söylesene oğlum. Bunlar mucit desek oğlum. Senin sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Ne oluyor lan burada? Amirim! Sen ne yüzsüz adamsın lan? 6 aydır ortada yoksun, şimdi de tutturmuş. Devya köyün vilayetini istiyorum diyorsun. Ne ayaksın lan sen? Aşk olsun Devya ya. İnsan kocasını çocuğundan kıskanır mı? Tamam kızma. Senin velayetini de üzerime alacağım. Delirtme lan beni. Delirtme beni Hilmi. Derdin ne? Hadi dök. Büyük Hilmi'nin derdi olmaz. Dert Hilmi'nedir bazen. İşlerim sana da, derdine de, Hilmi'ne de. Ulan 6 aydır ortada yoksun. Bu çocuk ne yer, ne içer hiç mi düşünmüyorsun? Çocuk resmen babasız büyüyor lan. Hilmi seni çok özledi Derya. Hilmi gözlerin içinde boğulmak istiyor. Halbuki yaşamayı çok severdi haylaz. İnsanlık tarihi boyunca keşfedilmemiş bir duyguya sahibim şu anda. Ha. Özlem, nefret, kibir. Hepsi iç içe. Gel bu yeni duygunun adını beraber koyalım. Adı ne olsun Derya? Aşk mı? Ben Hilmik koyacaktım ama o dediğin de olur. Öşk mü dedin sen? Ne dedin? Ne diyorsun sen lan? Lan mı? Ulan tabii. Konuyu değiştirme. 6 aylık nafakayı uçulan beni şu güzelim mekanda bağırtırma Hilmi. Neresi güzel lan bu mekanın? Biz burada yemek yiyoruz. Orada peşte mahalleyle uzun kollu birbirlerine el atıyorlar. Tövbe. Lan çocuklar. Hadi gidin kendi evinizin önünde oynayın. Hadi.
Bu nasıl bir kafa ya? Yemeğin ve içkinin olduğu bir mekanda Atari'nin ne işi var? Büyük ilminin ticari zekası bile buna bir anlam veremedi. Allah sana ne lan? Sana ne? Sen niye milletin işine gücüne karışıyorsun? Burası senin o dandik mekanlarına benzemez. Seviyeyi düşürme. Ayı! Büyük ilmi seviyeyi düşürmez. Büyük ilmi seviye tespiti yapan kurumun başkanı zaten. Neyse neyse. Ya çocuğun başında babası yok. Ne güzel. Gezsin, tozsun, içsin, manita yapsın işte kendine. Ya dir ya. Soracağım, soracağım. Bir türlü fırsat bulamıyorum. Bizim çocuk kaç yaşındaydı? Eğer ki 18 yaşını geçtiyse ona bir ikinci el alalım. Allah belanı vermesin. Tövbe de lan. Ha vermesin mi dedin? Tövbe demesin de olur. Hilmi Bey, işsiz kalmışız. Hiç söylemiyorsunuz. Bana ne lan sizin işinizden? İstavrit ederken düşünseydiniz onu. Şimdi ne oldu? Hı? Ne oldu? İstifa mı? Bravo. Bu çocukları da işsiz bırak. Herkese zararın dokunsun. Kimseye bir faydan dokunmasın senin. İskorpit ederlerken iyiydi ama. Çocuğunla ilgilenme. Çocuğunun anasını parasız bırak. Çalışanlarını işsiz bırak. Sen nasıl bir adamsın lan? Senin mekana da rezil olduk. Yürüyün çocuklar. Bu heriften hayır beklemeyin. Yürüyün. Dur ya! Dur! Ne? Büyük Hilmi mekana rezil olmaz. Mekan Hilmi'ye razı olur. Üstümde bir miktar easy money var. Alayım mı lan burayı? Hı? Alayım mı? Alay. Çocuk gelsin, içkisini içsin, oyunla oynasın, babasını görsün. Siz de gelin burada çalışın lan köpekler. Derya, kraliçem sen de gel dükkanın başında dur. Paranı kendin kazan. Ünlü bir büyük Hilmi sözüdür. Para her sorunu çözer. Yani Rob Ahmet, Tupey Mehmet. Yani sen işlersen mal işler, insan öyle genişler. Hilmi'nin yüreği paralandı vallahi. Ya ben ne güzel düşmüşüm nezarethaneye. İşlenmişim dertlerimle. Sen niye neşelendiriyorsun beni ya? Ne yapacaktım ya? Azıcık ses olsun vakit geçsin dedik. Oturup burada senin suratını mı çekeceğim? Benim suratımı? Hı-hı. Çekiyorsun yani. Evet. Mecbur değilsin oğlum. Çekme yani. Mecbur değilsin. Niye çekiyorsun? Ya anamda doğum sonrası görülmeyen travmatik stres sendromu sende görülüyor galiba abi ha. Bak böyle girme literatüre rezil olursun. Derdin ne senin ya? Kusura bakma abisi. Şükriye Yiğit'ten hoşlanıyormuş lan. Abi, Yiğit'ten ben de hoşlanıyorum. Metin, tam baş parmağının altında şah damarım var abisi. Sıkıca oraya bastır, öleyim ben. Ya abicim, Yiğit'ten hoşlanmayan mı var? Hepimiz Yiğit'e teşneyiz. Yiğit'e susamışız biz. Gel demesini kolluyoruz. Ola ki alır diye tabakta gezdiriyoruz abi. Lan oğlum bak, nezarethaneye muhabbet tellalı olarak girdim. Mahkemeye beni kardeş katil olarak çıkartma Metin Özdemir! Ya abicim, sen yüreğini ferah tut diye söylüyorum sana ya. O Yiğit var ya, senin hatına simiğini bile atmaz. O ne biçim tabirdir lan? Ben sağda solda daha benim götüme benziyor diyor mu? Hıs! Hoş tabii. Tamam, biraz biçimsiz bir tabir oldu da. Ya abicim ama Yiğit'i bir gözünün önüne getirsene ya. O ne lan? Evet, biraz göbek yapmış gibi görünüyor. Ama altın oranla doğmuş şerefsiz. 10/9. Bir de şu koyun yengeye bakalım. Gel. Beşe çeyrek var. Mesai bitmek üzere. Kendisi de unutmuş gibi görünüyor. Belki birinin hatırlatması lazım ona. Yiğit'i de hiç kafana takma. O herifin Şükrü'ye yürümesi için Gengoş'un borla çalışması lazım. Doğru diyorsun. Borla güzellik olmaz. Espri de yapıyorsun. O zaman bir tane de benden. Borlamaya hiç gerek yok. Metin Özdemir, Ali Özdemir. Avukatınız geldi, çıkıyorsunuz. Bizim avukatımız mı varmış ya? Hem de cübbeli. Yok efendim, Hilmi Bey'in avukatıyım ben. Sizi acilen çıkarmamı emredince mahkemeden fırlayıp geldim. Hilmi mi? Çapasak mı acaba ben? Kardeş, biz buradayız vallahi. Sağ olsun. Abi bir dur Allah'ını seversen ya. Çıkalım dışarıda gazını alırız, kaçarız. İşte tam bu sebeple bu sözleşmeleri hazırlattı. Kendisine hak ettiği ilgiyi göstermezseniz kefaret ücretinin yanı sıra donunuzu dahi alacak. Ulan Hilmi. Avukat suçüstü olmadığı için bir şey çıkmaz dedi. Rahat olun çocuklar ya. Ya şuna suçüstü deyip durma Hilmi. Gözünü seveyim. Ortada suç yok ki ya. Ya şu gözünü de zırpırt kıpırt bunlar millet yanlış anlayacak. Rahatsız biz ya. O zaman direkt sorayım ya. 20-25 yaş arası sarışın kaçtan gidiyor bu aralar? Hangisi güzeldir? Yani milf, mature, nature, brünette hangisi ucuzdur mevsimine göre? Bilemedim ki. Var mıdır abi ben evde de bunu kullanıyorum dediğiniz bir şey? Çünkü siz konuya daha çok hakimsiniz. Abi dedim lan sana.
Gözünü seveyim diyorum bak. Yok öyle bir şey ya. Sezai tuttu polisleri getirdi. Bir de kendisi yapmış gibi anlatıyor. Tövbe tövbe. Hilmi keskin zekasıyla humor yaptı size gençler. Ben de biliyorum öyle bir şey olmadığını. Sizden pezevenk bile olmaz çünkü. Ama Sezai neden böyle bir şey yaptı? Efendim? Hilmi buna cevap veremedi. Abi bu arada sağ ol, avukatını yolladın, çıkardın bizi, teşekkür ederiz. He o konu. Vallahi çocuklar sizler artık toplumun önünde damgalı pezemeklersiniz. O yüzden kimse size işmiş vermez. Toplumun güvenini sarstınız bir kere. O yüzden benim yeni mekanın tesisat işini beleşe yapacaksınız ki ben de size destek olayım. Toplumun güvenini kazanmanızı tekrar yardım edeyim. Senin kimseye karşılıksız hayrın olmaz mı? Aa. Öyle değil mi Ali ya? Bugün yaptığın sebep var ya, 3 yıl yeter bana. E işinize gelirse. Bu arada Metin, Meksika ile ticari bir anlaşma yapmak üzereyim de sen bilirsin. Bir pezo ne kadar ya? 2 kopek. Tavır mı yaptın lan o bana? Sen kime tavır yapıyorsun lan? Ben olmasam hala içerideydiniz. Kopek! 2 kopek! Anılar. Bak gel. Sevgilim kendisi. Gel elimi tut, bırakma elimi, aman. Şaşırt ellerini, gel. Sevgilim. Gel bakalım sevgilim. Gel bakalım. Ha? İçerideyken en çok seni özledim Eda. Metinciğim birazcık abartmadık mı? Hiç de bile. Sensiz geçen günlerimin acısını çıkartıyorum. Bir an olsun bile ellerimiz ayrılmasın. Bu eserisiz neler çekti biliyor musun? Ha! Eda. Bak adını andım, yine hafızamı sildim görüyor musun? Ne diyecektim ben ya? Ha! Şuradakiler ne ya şuradakiler? Aman Allah'ım, havai fişek. Aa! Başladı mı ya kutlamalar? Kanlıca'nın kurtuluşuydu bu. Allah Allah! Erken başlamışlar daha. Arkadaş, havai fişekler de gümbürtüye gitti, iyi mi? Mecburen B planına geçeceğiz. Evet. Eda, şu elimde görmüş olduğun kolye 24 ayar olup kendisi servet değerinde... Ay nereden buldun ya? Ay ben de evde düşürdüm sandım. Bütün gün aradım eve. Arabaya mı düşmüş? Ay anneannemin yani gör canım kolye. Aynısın. Lan benim anneannemden çektiğim nedir ya? Ha? Sen beni mi şarj ediyorsun kızım ya? Kolu geriye çekip savunmaya mı geçiyorsun ya? Ne kaldı geriye? Kolye de gitti. Ben nasıl mutlu edeceğim seni? Beni mutlu etmek için bir şey yapmana gerek yok ki. Sen mutlu ol. Birlikte mutlu olun yeter. Bir de Emrah Sivas'tan getirtip iyileşene kadar benim evde bakalım, yardım edelim. Kaç! Yahu kardeşim adam engelli koşulardaki engel gibi sürekli ayağıma takılıp hızımı kesti. Neredeyse yarışı kaybediyordum. Sen şimdi gelmişsin bana diyorsun ki vay efendim Plüton gezegenlikten niye çıkarıldı? E ben de biliyorum turşun nasıl sirkeden yapılır ama elimden gelen budur. Adım da Hıdır. Canım biliyorum ben hani Emrah'la Yıldız'ın pek barışmadı ama sen de biliyorsun ki burada şimdi böyle el ele göz göze durabiliyorsak onun sayesinde. Ya aklıma geldikçe vicdan azabı duyuyorum. Çocuğu orada öyle bıraktık geldik. Ulan bıraktık da dağda kurtlar kuşlar mı yiyor herifi ya? Ailesinin yanında adam. Hem onun ailesi onu yaparken bize sordular mı yarın bir gün götünden vurulursa bu adam bakar mısınız diye. Bana sorarlarsa cevabım çok net çünkü. Benim hayatım boşluğum Metin. Anla lütfen. Geceleri Emrah'ı düşünmekten uyuyamıyorum. Bak gözümün içine baka baka geceleri Emrah'ı düşünüyorum dedim ve ben hala bu dünyayı yakmadım bilmem, farkında mısın Eda? Olgunlaşıyor mu ne? Ulan oraya gideceğim. O Emrah'ı buraya getireceğim. Kendi evimde bizzat bakımını yapacağım, iyileştireceğim, doğaya tekrar salacağım. Geceleri bir tek beni düşüneceksin. Bir tek beni. Seksi değil miyim ben? Metin, sevgi neydi? Sevgi. Lan yere git. Beceremiyorsun işte. Belli ki bu ilişkinin romantik tarafı benim. Kalk gidelim ya. Arkadaş millet Amerika'dan telefon getirtir, ben Sivas'tan Emrah getirteceğim ya. Acım büyük. Kalk lan. Elimi tut. Sevgilim. Elimi tut sevgilim. Oğlum sabahtan beri burada oturuyoruz. Bir kişi gelip bakmadı lan. Ayıp. Yengeniz yanımda lan. Dağıttırmayın mekanı. Sevgilimle çıkış yapıyoruz. Metin neredesin bu oğlum? 6 saattir hareketsiz bekliyorum burada. Yukarıdaki akbabalar ölüyorum zannetti. Darile çıkıyor lan tepemde. Martı lan onlar. Oğlum sen son gün yazılmış bitirme tezi misin lan? Niye hiçbir şey iki kere düşünemiyorsun? Ali Beyköy'de niye indin? Köprüyü niye geçtin? Harem'de inedin ya. Biz karşıda oturuyoruz. Boncuoğlu bir daha gideceğiz hayvan. İnemedim ki kirve. Valizlerin olduğu yere yatırdılar beni. Bir de arka tarafa koymuşlar. En son indirdiler ya. Peynir bidonların adı tuna tuna geldi. Bağışta mı geldin lan sen? Metin biliyorsun üstüme oturamıyorum. Söylesene arkadaşına. Boş. Arkadaşım değil o benim abim. Ayrıca ben nereden bileceğim lan bunu? Doğru konuş. Biz bunu bırakalım ya. Vallahi bak bulamadık deriz. Hem belki sahibine ulaşamayan kargo gibi geri gönderirler. Ama
Ama ben ne yapacağım burada? Ne yapıyorsun lan sen? Vize başvurusu için biyometrik fotoğraf çektirmeye gelmiş, masum gözükmeye çalışan kaçakçılar gibi oldun. Yemezler aslanım. Şşt bıyık lan. Beni BM'ne bak lan. En son vesikalık çektirirken fotoğrafçı üstünde rakamlar olan karton tutturmuş ya la kardeş. Para da almamışlar, emniyetten ödeyecekler demiş. Abi nereden biliyor lan bunları? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Köfte ekmek yiyen adamım ben ya. Köfte ne ya? Eda söyledi ya. Her şeyini paylaşı benimle Edoşko. Eda'ma götürün beni. Kalk lan, ben sana yapacağımı biliyorum. Nerede valizin? Al torba. Ya yemin ediyorum var ya, kız kaçırsan bundan büyük bohça hazırlar. Bu ne lan? Kafa kağıdı, cüzdan, kemer var oğlum bunun içinde. İnsan öldüğü zaman ailesini, yani merhumun ailesine bunu bırakırlar biliyor musun? Ben sana diyeyim bak, bunun anası babası bundan vazgeçmiş. Bu bizim oğlumuz olacak. Aha. Al onu, al. Al bunu, al. Al, al. Ya abisi, ağır hastamız var, otobüse binelim. Belki yer verirler dedik. Arkadaş biz nasıl bir otobüse binmişiz ya? Nereye gidiyor oğlum bu otobüs lan? Bunların var ya, alayı küçükken Abdülhamid'i görmüştür ha. Oturanlar arasında 4 tane hamile, 6 tane de gazi var. 2 kişi de yeni doğmuş bebeğini emziriyor. Birisi erkek. Çok garip bir otobüs bu. Yapacak bir şey yok. Ayakta gideceğiz. Şşş bıyıklı, bakla bak. Şu yaşlı huylandı. Uyuyor numarası yapıyor ihtiyar kurt. Yok yok, uyumuyor. 3. durakta öldü. Gideceğimiz yerde hastane var, morga bırakacağım. Ölü olmasa yer verirdi. Dayanamaz. Arkadaşlar, sırf yer vermemek için ölü taklidi yapanlar var aramızda. Benim adım Kanlıcalı Metin. Ben bu oyunu bozarım. Arkadaşlar evet, amca hakikaten ölmüş. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Ayakta gideceğiz. Az kaldı. Az daha sabret. Bak dükkana bir gidelim, seni taşımak için daha düzgün bir şey bulacağız. Vallahi bak. Ulan Sivas'taki doktor bir taneydi be. Kelime oyunu yapma lan. Koskoca hastanede bir tane doktor vardı. Burada daha iyi bakacağız sana. Taşa dikkat et. Oh! 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 Metin, böbreğimde taş var. Böbrekte şöyle bir şey değil lan, biriktirmeden konuşma. Senin hastalığın o değil. Sen ilgi çekmeye mi çalışıyorsun lan, he? Hastalık hastası mısın oğlum sen? Sık dişini, geldik dükkana. Evet, hadi. Hadi. Al lan lan. Gel. Sizin yatacak yeriniz yok. Yatacak yeriniz yok, vicdansızlar. Vicdansızlar, güzelliğimiz mi? Çocuğum. Düşmanlarımız ve bunların arkasında bunu destekleyen çok büyük bir güç var. Kim o biliyor musun abi? İsrail. Abi sana kaç kere söyleyeceğim, İsrail bizim yanımızda. İşte ben ona hiç inanamıyorum Sezai. Abi biraz büyük resme odaklan. Büyük resmi gör, gör. Yapamıyorum Sezai. Göremiyorum yavrum. Abi nasıl göremiyorsun ya? Nal gibi astık oraya büyük resmi. Aha büyük resim. Aha küçük resim. Aha büyük resim. Nasıl göremiyorum büyük resmi ya? Ya sen Hilmi diyorsun. Hilmi. Yılanın başı o ve Hilmi'nin en zayıf noktası neresi biliyor musun? Apış arası. Denebilir. Karısı. Karısı Hilmi'nin en zayıf noktası. Hilmi anlatmıştı. Bir gün kapkaççı bunların önünü kesmiş. Ya paranı ya karını demiş kapkaççı. Hilmi bir parasına bakmış, bir karısına. Sonra kapkaççının üzerine gidip bıçağı kendisine saplatmış. Karısına da parasını alıp kaçmasını söylemiş. Dur sen, dur sen, dur. Bak, abi bunu... Ben biliyorum seni ne yapacağımı. Dur. Gül, gül, gül. Ben sana bunları göstereceğim. Ne oldu? Alo! Alo! Polis! Ambulansın numarası kaçtı acaba? Hilmi'nin hayatta para dışında kendini bıçaklatacağı tek şey karısıdır abi. Vay 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 vay. Ya olağan şüphelilerdeki Kaiser Choze'den beri duyduğum en efsane hikaye. Tamam anlaşıldı. Demek ki Hilmi'nin karısını ayartacak biri lazım. Da kim? Ben biliyorum abi. Hayatımda tanıdığım en karizmatik kişi. Kıvanç'la Kenan'ın çocukları olsa ancak böyle biri çıkardı diyebileceğim tek insan. Sen abi, Hilmi'nin karısını sen ayartacaksın. Ya yapma Sezai, gözünü seveyim. Beni yüzüme karşı övme ne olursun. Bak dönüyorum, döndüm. Şimdi öv. Öv öv. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi tertemiz.
dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli gözleri, derya, deniz, abim benim. Bunu sen mi yazdın be Sezai? Benim için mi yazdın? Az önce yazdım abi. Ara sıra böyle şeyler karalıyorum. Tamam Sezai, yapacağım. Savaş baltamı topraktan çıkartacağım. Ve vahşi cazibemle bir kadının daha duygularıyla oyuncak gibi oynayacağım. Sen ona savaş baltası mı diyorsun abi? Ben de. Işıkları sakın yakma. Uyanmasınlar. Tamam. Emrah, şimdi seni kucağıma alacağım. Sessizce yukarı çıkaracağız. Gel. Ben de Oğuzhan'ı çağırdım. Ejderha'dan bizim için ne gerekiyorsa alacak. O bu konulara çok deneyimlidir. Makattan anlar. El yordamıyla kaldıracağız lan seni. Üç güne kalmaz. Eskisi gibi yürürsün. Ağrın sızın kalmaz. Allah boyunuzu devirmeye. Eve adam mı attınız ulan? Bunu da mı görecektim? Anacığım, açıklayabiliriz. Nasıl? Lan sus! Tercihinize saygı duyuyorum ama zevkinize tüküreyim. Metin, annene bir şey söyleyecek misin yoksa burada bir rezalet mi çıkacak? Ayıp oluyor ama. Kendi oğulların prens sanki, sen benim neyi mi beğenmedin teyze? Ben senlerden teyzen oluyorum. Çabuk durun. Anacığım tamam. Abartmayalım artık ya. Hadi oğlum. Ne diyeceğim? Gerçekten çok incindim. Hadi koruyucu gözlük neyse de ağız maskesi takmak nedir ya? Oğlum gülmekten çalışamıyorduk. Bunu takınca güldüğümüzü görmüyoruz. İşe veriyoruz kendimizi. Açın da kendi götünüze gülün lan. Ana, ulan hep merak ederdim ha. Demek ki bu laf tam da böyle bir işin üzerindeyken çıkmış ha. Beyler, bütün narkozu kendiniz içmişsiniz. Hiç değilse bir yudum da bana verseydiniz popişimin acısını hissetmezdim. Evet, abiler olaya dönelim. Kendimizi işe verelim lütfen. Ebu Kuşçu sıyırmış. Sıyırmış mı? Evet, sıyırmış. 2 santim daha sola gelseymiş bingo. Hedefi tam 12'den vuruyormuş. Bir nevi madeni körtüpa yani. Teknik terim kullanmayalım lütfen. Herif burada Güneş Rekorlar kitabına girmek üzereymiş. Tüh be. Emrah'cığım, canım bu müdahale birazcık canını yakabilir ama sık dişini, tamam mı? Ne müdahalesi lan? Hangi müdahale? Allah Allah. Allah Allah. Abiler size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber. İyi haber, hiçbir tehlike yokmuş. Kurşunu zaten çıkarmışlar. Kötü haber. Kötü haber de siz bana kurşunu çıkartıldığını söylemediğiniz için tabii. Ben yarayı açtım, parmağımla yaranın içinde bir müddet kurşunu aradım. Dolayısıyla hiç iyileşmemiş oldu. İlk güne geri döndü herif. Oğuzhan ne yapıyorsun abisi ya? Biz burada doktorculuk mu oynuyoruz oğlum? Sen adamcağızın mabadına parmağını sokup niye karıştırıyorsun? Abi Emrah bayılmış ya. Oğuzhan sen ne yapıyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz burada ya? Ulan adamı ne hale getirmişsin ya? Ya bu Sezai abi niye böyle yaptı bize ya? Sen oraya baktığın zaman aklına Sezai mi geldi lan? Ben de kendimi bir an suçlu hissettim biliyor musun? Demek ki yalnız değilmişim. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ha. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. Dışlanmış hissetti kendini tabii ya. Onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka bir açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. Ben bunu hemen çözüyorum, sen dur. Alo. Selam söyle. Selam söyle, selam söyle. Metin'in selamı var. Benim selam söyle. Aleyküm selam. Onun da. Benim. Ne diyeceğim bak. Şimdi benim azıcık bir işim var. Onu bitireyim direkt eve geliyorum Şükrü'ye. Şükrü'ye mi? Vay be. Böyle bir işin üstündeyken bile işini bitirmeden gitmiyorsun abi. Helal olsun. Yok oğlum, 2 gündür helaya çıkamıyorum lan. O yüzden söyledim. Uzun sürer yani. Eğer girecek birisi varsa beklerim. Yok, ben gireceksem eğer bayağı bekletirim söyleyeyim sen. Sen? Yok. Git abi. Git hadi git. Git abi git hadi. Aç oğlum şunu. Hadi Allah bayağı. Az önce abim koruyucu gözlük ve maskeyle tuvalete mi girdi? Sabaha kadar çıkmaz o ya. Tövbe! Kapat. Ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Siz de beni görmediniz. Ben geldiğim gibi gidiyorum, tamam mı? Aç bakayım. Ve Tanrı erkeği yarattı. I am in love. Yakışıklı. Buyurun bacım. Bana mı dediniz? Senden başka yakışıklı göremiyorum. Son model akıllı dokunmatik telefonumu bulamıyorum. Senden bir titretebilir miyim acaba? Aha. Buyurun. Cebimdeymiş. Bu çalan ikimizin melodisi olsun.
Benim adım Hamiyet. Bu mahallede bana fanfatal dul Hamiyet derler. Öz Türkçesi kaltak yani. Çok memnun oldum hanımefendiciğim. Bendenizde Recai. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz Recai. Ne gerek vardı doktora falan? Yavaş yavaş iyileşiyordu karakter yoksun. Divri'deki doktor değil mi o? Ha, evet o. Nakil gelmiş. Rutin kontrol mü Metin? Eda! Eda'cığım hiç vakit kaybetmeden hastanın yatışını yapıp uygun şartlarda tedavinin yapılması gerekir. Çok mikrop kapmış, iyi bakılmamış. Yemekten sonra böyle yağlı yağlı ellerle tutmuşlar. Bankamatikten para çekip o ellerle dokunmuşlar. Yok artık. 10 saniye içinde mi anladınız bunu? 6 sene artı 10 saniye beyefendi. Ayrıca... Bu fasulye tanesinin de çok yararı oldu. Enfekte olan bölgede filizlenmiş. Ne var? Bilmeye hiç saygımız yok mu? Sen onu aldırma Oktay. Çok teşekkür ederim. Ben gerekeni halledeceğim. Derhal bir açıklama istiyorum Metin. İşte Eda'cığım uygun sıcaklıkta ve nemli ortamda filizlenme olur. Kes! Ben cevabımı aldım. Ya senden böyle bir şey hiç beklemiyordum. Neyse bundan sonra Emrah bende kalacak. Ne? Bak beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme. Senin evinde ne iş var bekar bir erkeğin? Ayrıca Oktay'la da bayağı kankasınız ha. Doktor eczacı. Perfecto. Eda! 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 Hastayı hocama gösterdim. Durumu çok ağır. Götü kaybetmek üzereyiz dedi. Ne? Onun doğrusu hastayı kaybetmek üzereyiz değil mi? Emrah Bey az önce doktor bey küfür mü etti? Bir de bu ne hız? Doktora yetiştirmeseydi Eda beni, eminim Metin Bey kardeşim götünün bir lobunu bana verir. Sonuçta 2 tane var. Kendisi biriyle yaşardı. O ve ailesi çok iyi insanlar. Yine de şükürler olsun. Sağ olun, var olun. Resmen Stockholm sendromuna yakalandı çocuk. Canım ya, sen nasıl atlatacaksın bu travmaları? Bana biraz şefkat lazım. Eduşkum. Metin, Emrah'ın eşyalarını hazırlayın. Bundan sonra bende kalacak. Ama Eda, lan bir söz! Bir de sen çıkın benim başıma! Bana bak Eda, yok öyle elini kolunu sallaya sallaya çocuğu alıp gitme. Bizim eve giren bir kere ya damatlığı da çıkar anlaşanlı ya da cenazesi çıkar. İtiraf ediyorsun yani, öldüreceksin Emrah. Yok Eda'cığım, damat edip göndereceğim kendisini. O artık bizim de evladımız sayılır. Sağlığına kavuşana kadar benimle kalacak. Anladın mı kızım, benimle kalacak. Ona ben göstereceğim şefkati. Şunun mabadını kapatın, getirin bana. Hakkını helal et Metin. Üzerimde çok ekmeğim var. Bak hala üstümde yediğin ekmeğin kırıntıları duruyor. Ay canım ya. Metin, sana söyleyecek söz bulamıyorum. Çok mu kötü olmuş lan? Allah Allah. Nasıl anladı ki doktor? Sınır tanımayan doktorlardanım Afrika koşullarında bile böyle ağır bir vakayla karşılaşmadım dedi. Siz Emrah'ın doğru yerini gösterdiğinize emin misiniz abisi? Beyin röntgenine bakmış olmasın? Komik mi bu? Bence de komik. Ulan Divri'den Emrah geldi yetmedi, doktor geldi. 2 de kangal köpeği getirdik de bahçeye bağlayaydık ya. Niye geldi oğlum bu doktor ya? Doktor İstanbul'a mı bırakıyormuş? Oğlum selam mı söyleyediniz ya? Sen bilerek mi yapıyorsun? Bilerek yapıyorum. Yani. Gel soğuk oldu gel. Ya Şubat ayında kombim açılır yengecim. Açarız ya açmasına da. Daha Antalya'da denize giren Rus var. İsraftır yapmayın. Biraz ibret alın. Gözünüzü seveyim ya. Allah Allah. Su mu donmuş ya? Yoksa faturayı mı ödemedim? Yo. 1,17 TL'nin hepsini bir çırpıda ödedim. Allah Allah. O ne lan? Bu ne biçim bir su ya? Su değil bu. Bu basma ya. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ha. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. Dışlanmış hissetti kendini. Tabii ya. Onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka bir açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. Şimdi anladım. Petrol lan bu. Hemen Metin'le Ali abime anlatmam lazım. Cin anlatır. Seyirciler hazır mıyız? Eureka!